Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için Mescid-i Aksa alanının en önemli noktalarından bir tanesi hemen arkamdaki Taht-ı Süleyman kubbesidir. Neden? Çünkü hemen yan tarafta gördüğümüz bu kubbe Süleyman peygamberin Mescid-i Aksa'nın inşasına nezaret ettiği noktada yapılmıştır. Demiştik ya, Mescid-i Aksa alanında özellikle Kur'an-ı Kerim'de geçen hikayelerin anısına bazı namazgahlar, kubbeler o olayları yad etmek için o olayların hatırına yapılmıştır. En önemli hadiselerden bir tanesi de şu olmuştur. Anlatıldığına göre Süleyman peygamber Mescid-i Aksa'nın inşaatında cinleri de çalıştırmış. Hatta Evliya Çelebi'miz diyor ki devleri de çalıştırdı. Ve o esnada insanların şöyle bir inanışı vardı. Cinler bizim göremediğimiz şeylere muttali oluyor. Gaybı da biliyorlar. Bu Hazreti Peygamber zamanında da kabul edilen bir durumdu. O yüzden cinlerin bu kadar çok görüşü olmadığını, gaybı bilemediklerini bildirmek için Kur'an-ı Kerim bize bir hikaye anlatıyor. Diyor ki, Süleyman Peygamber Mescid-i Aksa'nın yapımı esnasında vefat etti. Vefat etti ama nasıl vefat etti biliyor musunuz? Buradaki olayları seyrederken, cinlerin çalışmasını izlerken hemen elindeki asaya dayanmış vaziyette seyrediyordu. Emri hak vaki oldu. Oraya dayanmış ayakta dururken vefat etti. Fakat vefat etmesine rağmen insanlar onun yanına gelmekten biraz çekinirlerdi. Büyük bir hükümdar peygamber. Bu sebeple onun yanına gelmedikleri için herkes onu uzaktan kendilerini seyrediyor zannediyorlardı. Özellikle cinler de işlerini ihtimamla sürdürmeye devam ediyorlardı. Süleyman peygamberin vefatını bir türlü fark edemiyorlardı. Bir aradan günler geçti. Aradan günler geçtikten sonra Süleyman peygamberin asasını kurtlar kemirmeye başladı. Kemirdikçe asayı incelttiler. Ve en nihayetinde asa kırıldı. Süleyman peygamber yere düştü. Yere düştüğü zaman da Süleyman peygamberin çoktan ölmüş olduğu o esnada fark edildi. Bu sebeple cinlerin aslında gaybı bilemedikleri de anlaşılmış oldu. Çünkü yanı başlarında duran bir kişinin öldüğünü dahi fark edemeyen cinler gaybı nasıl bilsinler? Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bu olayın anlatılması hem Süleyman peygamber zamanında hem de Hazreti Muhammed peygamberimiz zamanında bu kanaatin, insanların cinlerle ilgili bu tasavvurunun yanlış olduğunun altını çizmeye amaçladı. Dolayısıyla cinlerden bu kadar korkmanıza gerek yok mesajı verildi. Onlar gaybı bilirler gibi tasavvurların yanlış olduğu aktarıldı. Şimdi sevgili arkadaşlar, hemen yan tarafımdaki kubbe bir Eyyubi dönemi eseridir. 1200'lerin başlarında yaptırılmıştır. Eyyubilerden önce burada neyin olduğunu bize seyyahlar bildiriyor. Mesela 1000'li yıllarda İran taraflarından gelmiş Hüsrev ismindeki bir seyyah diyor ki burada diyor bir mihrap vardı ve kutsal kayanın bir parçası vardı. Şimdi o kutsal kayanın parçası nasıl gelmiş onu da anlatacağım. Dolayısıyla diyor ki burada eskiden böyle bir alan vardı ama üstü kubbeyle kapalı değildi. Üstünün bu şekilde kubbeyle kapatılması Eyyubiler zamanındadır. İçerisinde kutsal kayadan bir taş vardır. Neden biliyor musunuz? Hemen Kubbetü's Sahra'nın altında bulunan kaya, kutsal kaya, milattan önce 500'lü yıllarda Babil kralı Nabukadnezar Kudüs'ü işgal edince, mabedi yıkınca, bütün bir Yahudileri Babil'e sürgüne götürünce Yahudiler bu kayanın kutsallığından dolayı en azından bir parçayı yanımıza alalım dediler. Bu sebeple kutsal kayadan taşıyabilecekleri bir parçayı aldılar ve Babil'e götürdüler. Ardından sürgün bittikten sonra yeniden Kudüs'e döndükleri zaman Mescid-i Aksa alanına geri getirdiler. İşte şu anda o parça da burada bulunuyor. Bu kubbenin içinde bulunuyor. O yüzden pencerelerinden de baktığınızda görebilirseniz içeride bir kutsal kayadan parçanın olduğunu, küçük bir parçanın olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla hem Kur'an-ı Kerim'de geçen bir hikayeye atıf yapması hem de kutsal kayadan bir parçanın burada bulunması sebebiyle bu Taht-ı Süleyman Kubbesi bu Mescid-i Aksa alanının en önemli kubbelerinden bir tanesidir.